Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Murat abimiz bizi YouTube kanalı üzerinden buldu. Kendisi videolar izleyerek, takip ederek aracında bir sorun olduğunu gördü. Bizi aradı dün. Geldi buraya. Murat abicim bizi nereden buldun ve bugün yapacağımız işlikleri göreceksin. Aracın ilk sesini arkadaşlar dinleteceğim. Aracın kilometresi ve kaç binde ve bakımını aralıkları kaç binde yaptırdın? Arabam 130 bin kilometrede, 10 bin kilometreye yakın hep bakımlarını eksik etmeden kullandım. 4. ya da 5. sahibiyim ama sanırım bundan önceki arkadaş düzenli bakımlarını biraz ihmal etmiş. Evet, motoru açınca göreceğiz evet. Murat abi. Trigger City ile ilgili olarak da ciddi bir ses duymaya başlayınca, biraz da araştırmaya başlayınca şey müstahı buldum. YouTube'dan evet. Dinlediğin, izlediğin videolardan gösterdiği samimiyet, Allah razı olsun. İnsanları bilgilendirmesi, gerçekçi olup sadece para değil de evet. işin hakkını verdiğini göstermesi ya, benim içime geçti. Evet, hem ticaret yapacağız ama yaptığımız işleri insanlar görsün diye bu kesinlikle. Videoları ve insanlar mağdur olmasın sabahın diye. Sabahın altısında çıktım geldim. Allah razı olsun. Peki karşılamamız nasıl oldu? İnanılmaz şeffaf olan. İnanılmaz samimi, inanılmaz enerji. Hatta beraber başka Allah işlere razı. Gittik. Yaptığı bu bir arabayı gördüm. Onun sesini nasıl gördün? Benim arabamla inanılmaz bir fark var. Benim arabam şu an traktör. Aynen. Diğer arabaya göre inanılmaz bir motor temizliği var. Tertemiz olmuş. Evet. Umuyorum benimki de öyle olacak. Evet. İnşallah benimkinden de böyle sessiz sedasız güzel bir evet. şey nasip eder. Ya Allah bismillah diyelim başlayalım abi, Murat abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar aracımız kilometre söyledi abimiz. Bakın şu an aradaki mesafe 1 metre kadar var. Bas marşa. Evet arkadaşlar aracın ilk sesini koyacağız. Birkaç tane arkadaşımız yorum yapmış. Bunları görmek zorunda mısınız diye. Evet zorundayız arkadaşlar. Bizim videoları alıp başka yerde paylaşıp biz yaptık diye koyan arkadaşlar var. Bunu o yüzden koyduk. Resmi hakkımız da vardır. Bu yüzden de patentini aldık. Yakında paylaşacağım onu. Göreceksiniz. Evet arkadaşlar tam arada 1 metre var. 1 metreden sesine bakalım. Bas! Evet buradan duyuyorsanız arkadaşlar korkun. Yani korkun derken kopmak üzere veya da araba sarsıntılı çalışıyor biraz. Evet. Bas. Evet. Şöbet. Bas. Arkadaşlar sesi duyduk. Bakın iyice dinleyin. Evet istop edelim. Arkadaşlar biz insanları korkutmuyoruz. Bu araçların belli bir kilometreleri geldiği için 2016-2017 kilometre yaptıkları için yağ bakımları düzenli olmadığı için bu araçlarda bu sıkıntı oluyor. Biz herhangi bir Opel'i veya da herhangi bir şeyde kötülemiyoruz arkadaşlar. Kötülemediğimiz için de burada yaptığımız işler belli. Buradan Opel kullanıcısı olarak ben Opel'i seviyorum arkadaşlar. Bir Opel'i yaparken işinizi karakter olarak temiz yaparsanız görürsünüz. Bakın arkadaki aracımızı bitirdik. O videoyu izlediniz. Allah razı olsun. Şimdi Murat abinin aracına başlayacağız. Karşımıza neler çıkacak bunları görün diye gösteriyoruz. Bir başlayalım. Bu video bayağı bir uzun olacak. Çayınızı alın. Ramazan'da bugün izlersiniz. Başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar Murat abimizin aracını söktük. Bugün Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Kendisi de gelecek. Şanzımanımızı ayırdık. Aracımızı ilk dinlediğimizde injektörü bir de ver onu. Aracımızın zincirini söktüğünde burayı kırmış. Bakın gösteririm şurayı. Zincirin boşluğunu görüyorsunuz. Orta kurma dişlisi aşağı doğru düşmüş. Bakın bu şekilde aşağı doğru bakın.
Burayı yemiş, tam bu kısmı yemiş. 8 ay yerine mi? Şöyle bakın gösteriyorum. Zincir nasıl boşta bakın. Evet. Opel Insigne A aracımız 1.636 beygir. Aracımızın ilk marşına bastığında o sesi duydunuz arkadaşlar. Bu paletin burayı yediğini görüyorsunuz. Şimdi bunu sökünce dikkatli bir şekilde göstereceğim. Sentesini biliyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde burada. Üst tarafı da yapacağız. Bu arada biz arkadaşlar çöktüğümüzde her arabanın manifold temizliğini yapıyoruz. Manifold. Buraları güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi çöktüğümüz manifoldun içine bakalım ne durumda. Evet arkadaşlar, aracımızı bu şekilde topaladık. Ve şimdi manifoldumuza bakalım. Evet, manifold temizliğini İbrahim ustamız yapıyor burada kendisi. Analiz çalışması yapıyor burada. Şöyle gösterelim, bu içi dolmuş değil mi? Oo. Arkaya doğru dolmuş, arka taraflar görüyorsun. Bayağı kurum çıktı. Bayağı kurum çıktı bakın. Aracın devirli kullanmanız lazım arkadaşlar. Aldığınız yakıtlara dikkat edelim. VAP sensörü de dolu şekilde. Bu videomuz bayağı bir izlendi. Açsana bir VAP sensörünü, dur. Şöyle basalım, evet. Aksumlar da şöyle. Dur. Heh. Bakın görüyorsunuz. Araba nefes almıyor. Araba nefesi tıkanmış. Evet arkadaşlar, aracımızın manifoldunu ilaca koyacağız. Bakın içini görün bakın. Yani bunları temizlemeniz lazım. Aracın çekişi, performansı. Murat abimiz uzun yoldan Pendik'ten geldi. Halledeceğiz arkadaşlar. Bunun temizliğini de detaylı bir şekilde yapacağız. Burada görüyorsunuz kurum dolmuş bu şekilde. Kurumu görüyorsunuz. Evet. Bu aracımıza da bakacağız. Neyi vardı, neyi yoktur. Zincirimizi bu şekilde görüyorsunuz, boşluğumuzu. Çalıştırdığında bu şekilde buraya vuruyor. Bu kısımda da şöyle zoomlayın bakın, görüyor musunuz? Boşluk. Bu şekilde boşluğu var. Evet, karten civatanı çöktün mü oğlum? Tamam, hemen onu da çıkartalım. Montajını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincirimizi taktık, sente ayarlarımızı yaptık. Kırılan paleti gördünüz, bu şekilde montajını yaptık. Buraya her videoda gösterdik. Sağ tarafta izleyebilirsiniz arkadaşlar hızlı dağıtımı. Bu şekilde aracımızı topladık, temizliğini yaptık. Kurma dişimiz bozuktu, değişen malzemeler burada. Egere ve temizliğini yaptık, boruların temizliğini yaptık. Onları da göstereceğim. Sıra sıra geliyor. Bu şekilde burada tamam. Evet arkadaşlar, aracımızı güzelce temizledik. Manifoldumuzu buradan Murat abi de temizledik. Devran bu arada gülüyor. Devran gülüyor. Bak 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 Devran'a. İbo'ya saatler olsun diyelim. Evet arkadaşlar, manifoldumun içini temizledik. Tertemiz yaptık. Bu manifold temizliğini mutlaka yaptırın, zinciri yaptırdığınız yerde. Arkadaşlar aracımız burada. Murat abi de burada. Yavaş yavaş bitiyor aracımız. Şanzımanı taktık, ara kurma dişlerini taktık. Bu aracımızın yağ pompasında herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Motorcu askalamızı görüyorsunuz, ekipman tam. Ver İbo, gösterelim içini. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz tertemiz oldu. Şimdi buradaki ufak tefek kalabiliyor onlar. Dibindeki portuları görüyorsunuz. Tamam. Getirip takalım onu. Evet arkadaşlar, Murat abi de bizi izliyor burada kendisi. Aracımızı toparladık, motorumuzu güzelce manifold temizliğini yaptık. Arka kurma dişlisini değiştirdik. Yağ pompa kanallarını kontrol ettik burada. Hemen şöyle gösterelim.
Kartelizmin içini temizledik. Arka tesisatları Egere, Egere borusu, Manifold, aracın şimdi üstüne atacağız motoru. Sesine bakalım. Sonra bir otoban testine çıkacağız. Bir bakalım motor temizliğinden sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızın motorunu temizleyeceğiz şimdi otobana çıkmadan. Güzelce marşına bastık biz tabii ki. Müşterimiz kendi bastı. Burada görelim, motor temizliğini yapacağız. Motor temizliğini yapmadan önce sesine bakalım. Bas abi marşa. Evet arkadaşlar, motor kirliliğini görüyorsunuz. Şu an kimyasal ilaçla tertemiz yapacağız. Ondan sonra otobana çıkacağız. Aracın sahibi Murat Bey kendisi kullanacak aracı. Evet, geri al Murat abi. Aracı geri al abim. Gün boyu sabah 8.30'da başladık. Akşam 7.30'a bitirdik. Hazırladık abinin arabasını. Kendisi aracı ihtiyacı olduğu için bir gün bize kaldı. Hallettik onu. Tabi araya gelen işler de vardı. Al abi, al al al. Evet arkadaşlar, motor nasıl temizleniyor onu göstereceğiz. Koy İbo. Evet arkadaşlar, aracımızı bu şekilde sesini duyduk. Aracımızın bakalım. Evet arkadaşlar, ilaç 5 dakika kaldıktan sonra motora bakacağız. Motorun güzelce kirler bayağı bir çözülüyor şu an. Kirler çözüldükten sonra usta motor yıkamayı gösterir misiniz dediniz. Bu şekilde gördük. Murat abimiz de burada heyecanla bekliyor, otobana çıkacağız. Evet arkadaşlar, aracımızın motorunu yıkadık. Şimdi otobana çıkacağız. Otobana çıkmadan Murat abiye göstereceğiz abi. Aracın nasıl olduğunu kullanacak. Ben bir teste çıkacağım, sonra direksiyonu ona vereceğim. Evet arkadaşlar, burada değerli bir kardeşlerimiz var. Bize ziyarete ve iftar yemeğine geldi. Evet arkadaşlar, bu şekilde aracımızın temizliğini yaptık. Yağ pompasını kontrol ettik. Kurma dişlisi değişti. Bunları yaptık. Ayrıca araca gizli özellik açtık. Onu da yolda göstereceğim. Aracı Murat abi kullanacak. Kendi yorumları ve neler. Arkadaşlar, burada Hasan kardeşimiz geldi. Eko Garaj'ın yetkili kişisi. Buyur abicim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk usta. Cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Evet, bugün bir aracımıza baktık. Kontrol etmeye geldin. Çok teşekkür ederim. Sonuçlandık. Araç da çok güzel olmuş. Elinize sonunda sağlık. Eyvallah Allah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abim. Emekleriniz için. Sen Hasan için. Kardeşim, yakın bir sürpriz bir videomuz var. Doğru mudur? Aynen öyle. Görüşmek üzere. Yayına girecek. Evet arkadaşlar. Aracımızı bitirdik. Bir yola çıkalım. Bir gizli özellikler neler açtı. Buradan Mert kardeşime selam olsun. Bir bakalım. Sabah 8.30'da geldi Murat abi. Kendisiyle başımızda durdu. Aracı gördü, baktı. Parçalar kendi temin etti. Önerdiğimiz yerler vardı. Onları önerdik. Bu arada Astır'ı bizi geçmeye çalışıyor. Görüyor musunuz?
Evet arkadaşlar, tanıdık bir arkadaş sandık. Aracımızı yaptık. Şu an hız testini yapıyoruz. Yağ kaçağı, su kaçağı. Buradan Murat abi aracı vereceğiz. Kendi görüşlerini alacağız. Bir bakalım nasıl gidiyor Murat abi. İyi gidiyor mu? Abi gayet sessizleşti. Çekişte fark edeceğini düşünüyorum. Çünkü araba çok iyi bir şekilde sıkıştırmaya müsait hale geldi. Evet. O yüzden ve temanın da güzelliği de. Evet. Temanın heyecan yaratıyor. Aynen öyle. Temay Mert kardeşim yaptı. Kardeşime teşekkür ederiz. Çok güzel, hoş bir hava verdi değil mi abi? Aynen öyle. İç aydınlatması çok hoş bir tamamlama oldu. Evet. Elinize sağlık. Lafını kesin abi. Murat abi aracı verelim, bir kullansın. Bir gerçek görüşlerini alalım arkadaşlar. Çok seviniriz. Mert. Evet Murat abicim, nasıl yani, güldün biraz ama. Nasıl hissediyorsun abi? Abi şöyle, ilk videonun tabii ilk defa video çekilmenin bir heyecanı da var. Aynı zamanda yanlış bir şeyler de söylemeyelim diye, ama sabahleyin gelirken sırf trafiğe uğramayayım diye korkuyla geldiğim şu anda ki ruhum, arabayı istediğim gibi zorlayabilecek özgüvenim var. Değil mi? Geçişler falan çok rahatladı. Arabayı sıkıştırabiliyorum. Seri bir ilerleme var. Ses yok. Verdikçe de gidiyor. Yani aynen. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Manifoldun dolunluğunu gördün değil mi abi? Abi yani bir parmak açıkçası zift kaldırır gibi çıkarttığınız zaman ben utandım. Ama gerçekten ellerinize sağlık. İnanılmaz bir faydı var. Çünkü inanılmaz rahatladı araba. Nefes alıyor şu anda. Aldıkça da gidiyor. Abicim sana çok teşekkür ederiz. Abi, bize tercih ettiğin için. Bir konuda ben lafınızı bölüyorum. Bir emir vakiyle sabah köründe çıkıp gelmeme rağmen o yoğunluğunuzun arasında beni kırmayıp aciliyetimin olduğunu anlayıp işimi bu saate kadar tamamlayıp bana teslim etmenizden dolayı ben çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Yani kişiliğiniz, misafirperverliğiniz, esnaflığınız, her şeyiniz on numara. Bunu video çektiğiniz için değil, gerçek içerisinde, gün içerisinde zaten defaları söyledim. Allah bin kere razı olsun. Gerçekten çok mutlu oldum, çok memnun oldum. İnşallah görüşmemizin devamı gelir abi. Aynen, bakımlarda bekliyoruz. Aynen öyle, bundan sonra adresimiz belli abi. Evet arkadaşlar, diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Gördün abi, aynen.